Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, SES üyeleri sağlıkta yaşanan şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Atatürk Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi. SES Düzce İl Temsilcisi Cemal Yılmaz yaptığı basın açıklamasında iş yerlerine sağlık hizmeti üretmek için geldiklerini, şiddete maruz kalmak, canlarını vermek için gelmediklerini söyledi. Son bir haftada iki doktorumuz rehin alınmış İstanbul Şehir Hastanesi'nde gebe olduğunu Söylediği halde yerlerden sürüklenen arkadaşımız olmuştur. Yine dün ulusal basına da yansıdığı gibi 4-5 yerden sadece bilinen sağlıkta şiddet olayı yaşanmıştır. Hakkınız ödenmez deyip ödemeyenler en azından canımızı, bireysel dokunulmazlığımızı sağlamak zorundadırlar. Hemen hemen her gün birçok iş yerinde sağlık emekçileri fiziksel ve sözel şiddete maruz kalmaktadır. Kurumlarda arkadaşlarımız artık beyaz kod bile vermiyor. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği esasına göre alınması gereken tedbirler kurumlarca alınmamaktadır. Yılmaz tüm bunların yaşanma nedenlerini ise şöyle sıraladı. Yapılan özelleştirmelerin en bariz örneği olan şehir hastanelerine milyarlar akıtılırken koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin giderek kısıtlanmasından dolayı sağlık hizmetlerinde demirbaş, sarf malzeme gibi eksikliği yaşanması bağlı olarak hizmette yaşanan aksaklıklar, personel yetersizliğinden dolayı iş yükü yoğunluğundan yoğunluğu altında ezilen sağlık ve emekçileri tükenmişlik sendromundadır. İki yılı aşkın süredir devam eden pandemiye bağlı olarak artan iş yükümüz, sağlıkta şiddetin önlenmesi için çıkarılan yasanın yetersiz olması, cezanın az olmasından dolayı caydırıcılığının bulunmaması, halkımız üzerinde sağlık emekçisinden beklentilerin çok fazla olması,